Şimdi yine herkese merhaba dedikten sonra Beşiktaş'ta Koan Parmuz katıldı olduğunu söyleyebilirim. Buraya Uskudar'dan geldim. 15 pazar serdirdim. Ondan sonra burada olarak resimler yapıp kitap okumaya resimleri bitirdim zaten. Karşıdan da Üsküdar'dan da Orhan Çarlıoğlu'nun bütün romanları hatta Karacan yayınlarından çıkan da burada 4 tane efendim romanı var. Orhan Çarlıoğlu'nun enteresan ve güçlü özgün bir yazı olduğunu söyleyebilirim. Yine Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri Şemsettin Sami'nin Tavuşu Salat ve Fikrat romanı karşıdan 5'er lira aldım. Tabi burada resimler ve boyamaları. Zaten şunu söyleyebilirim. Benim tarzım dışarıda çizip yine dışarıda boyama üzerine kurulu. Burada da yine Beşiktaş yorumu söz konusu. Benim için söz konusu olan zaten yorum bir anlamda resim. Ona yarı impresyonizm, yarı ekspresyonizm diyebiliriz. Mekanları bir anlamda soyutlaştırma, bu da bir Beşiktaş yorumu. Çizgisel olarak çizim, hatta bazen yürüyerek de, yürürken de daha doğrusu mekanları çizip daha sonra onları boyayla, daha doğrusu boyayla, boyayı da bir tür çizgi tekniğimdeki gibi yani spontane bir şekilde kullanıyorum. Aslında retro çizgileri oluşturduğum desen ve kompozisyonu boyamadan ziyade müdahalelerle o kompozisyonu tamamlama tarzı veya tekniği diyebilirim benim tekniğime. Burada tabii ki estetik öncelik verdiğim unsurlardan biri. Estetik dediğimiz zaman da güzel olmasına, belli bir dengeye kavuşmasına dikkat ediyorum. Üstüste konuca bazen yakışıyor resimlerde. Bunların hepsi yine Beşiktaş'tan, yani burada Beşiktaş'tan spontane çizdiğim mekanları soyutlaştırdığım çizgisel ve yine o çizgiselliğini bozmadan bir anlamda yaptığım boyamalardan oluşuyor. Ve tabii aslında her ressamın her yaptığı resim aynı düzeyde ve aynı tatta değil elbette. Değişen derecelere bağlamda sahip. Burada da yine daha soyut bir mekan ve insanlar yorumu kullanması var. Bu yine Beşiktaş'tan, bu da daha soyut bir yorum denemesi var. Arkadaki türbemsi yerde Barbaros Hayati Paşa'nın resimler yola çıkarak ağaçlarla birlikte yaptığım yorum denemesi. Bu Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii ve çevresi insan figürleriyle birlikte yorumlanmış bir çalışma. Aslında bir yorum denemesi denilebilir. Yazıda nasıl denemeler farklı alanlarda olabiliyorsa resimde de çizgi ve renk kompozisyon doğal olarak bir anlatıma sahip oluyor, kavuşuyor. O bir deneme aynı zamanda. Deneme nasıl kişisel bir yapıdaysa resim de mekan
insanlar, görünümler, gördüklerimiz, yani hepimizin gördükleri aslında aynı şey midir? Her insan farklı şekilde görür, o da ayrı bir yorum. O da yine Beşiktaş'tan bir yorum. Ağaçlar, sokak, cadde, arabalar, insanlar, binalar anlamında. Bu unsurlar tabii ki yanımda taşıdığım sulu boya ile birlikte konu sürekli bir şey. İlham gelince tabii ki. Burada da şairlerle ortak olduğumu düşünüyorum. Şairler nasıl? Hatta kısa öyküler de, yani Said Faik'in öykü yazma tekniğine baktığımız zaman o da her zaman öykü yazmıyor. Roman daha başka elbette. Roman tiyatro bir ön hazırlık ve çalışma gerektiriyor. Ama kısa öykü, şiir, resim bunlar spontaneite gerektiren ve ilham gerektiren bir anlamda çalışmalar. Bu benim resimlerimde de var. Çok büyük ebatlar değil, küçük ve orta ebatlardan çalışıyorum. Spontane olabilecek bir ebat ve imkan diyelim ki kağıtlara, tuval bezlerine. Yanımda çantamda taşıyabileceğim boyutlarda, yani kitap boyutunda veya ansiklopedi boyutlarındaki kağıt ve tuval bezlerine çalışıyorum. Akrep, sulu boya ile genelde ve işte yine yanımda permanent kalem dediğim şu kalemlere çalışıyorum. Bu kalemlerde de Bic markası artık Bic ve kesik uç markası benim tarzımın bir parçası oldu. Hemen hemen denemediğimiz, yıllar içinde yaşımız 59 olduğuna göre 83'te üniversiteye girdiğime göre mimarisi ve endüstri tasarımına, Türkiye sanatlarında da 3 ay okuduğuma göre hemen hemen demek ki denemediğimiz yöntem, tarz, alan kalmadı. Yazıda da resimde de 1983'te mimarisine girdiğim zaman orada sanat çevresi dergisinde de yazmaya başladığı düşünülürse 83'ten beri öncesi lise yıllarını saymazsak bilinçli olarak başladığımız tarih 1983'ten beri, ya tam 40 yıldır hem yazı yazma, klasik sanatlar ağırlıklı olarak, hem de resim çizme konusunda tecrübemiz var demektir. İşte oradan 85'te yatırımcılık eğitim Marmara Üniversitesi'ne geçip orayı bitirdikten sonra 92, sonra işte Master Sanat Teknik Üniversitesi Profesör Şadan Bezeyiş danışmanlığında soyut resim konusunda master tezimde. Sonra Mimar Sinan 96 ve 2008 12 yılda da orayı bitirmişiz. Rahmetli Özel Kabaş resim bölümünde tabii doktora yaptım ben. Özel Kabaş'la başladım danışmanlığım. Cihat Aral'la devam etti. Onun emekliliğinden sonra da Aydın Ayhan Hoca'yla, Türk figürünün önemli duayenlerinden biri Aydın Ayhan Hoca'yla da bitirdim. Hala biliyorum bilenler. Bilmeyenler söyleyeyim, Marmara Üniversitesi. Yer mezun olduğum kurumda doçent olarak resim dersleri, resim atölyesi atölyesinde resim atölyesi sahibi olarak resim ana sanat ve seçmeli sanat derslerini veriyorum. Aynı zamanda yazı çizgi devam ediyor ve biliyorsunuz dostlar, sanat tasarım gazetesini online olarak çıkarıyoruz. Herkes açık ve aynı zamanda bir gezgin YouTube videoları var. 1000'e yakın video var. O videoları da takip edip abone olabilirsiniz. Ve oradan da benim bütün çektiğim sanatsal, yaratıcı, tecrübesel videoları da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.